sendika hakkımız engellenemez. Poleniz fabrikasında kasap olarak çalışıyordum. Biz 24 Temmuz'un 24'ünde sendikalı olduk, sendikalı üye olduk. Üye olmadan önce bildiğiniz üzere sıkıntılarımız vardı. İşte maaşla ilgili sıkıntılarımız vardı, geçimle ilgili sıkıntılarımız vardı, iş yükümüzle ilgili sıkıntılarımız vardı. Biz bunların hepsini ilk önce yönetime hepsini bildirdik. Kaç kere de gittik, bize dedikleri biz tamam ayarlıyoruz, biz size maaşlarınıza yardımcı olacağız. Yani bu hani bir iki değil yani, bu yıllarca böyle devam etti. Biz de en son bize destek olması için biz Tek Gıda İş Sendikası'na başvurduk. Onlarla bir istişare ettik, konuştuk. Sonra bir sendika, Tek Gıda Sendikası'na üye olduk. Bize dediler ki tamam siz gelin, biz size paranıza zam da yapalım. Gelin sendikadan vazgeçin, bize bir hafta süre verin, biz bunları toparlayalım dediler. Biz de sendikadan, üyelerimizden çıkmadık. Biz dedik ki bunlar tamam biz size bir hafta süre verelim, çözün. Kendi aramızda çözelim. Bir hafta dolmadan ilk önce 14 tane arkadaşımı işten çıkardılar. Bunlar da bizim en değerli arkadaşlarımız ki 20 yıllık, 15 yıllık, 18 yıllık, 10 yıllık elemanlardan bahsediyoruz. En düşüğü 5 yıllık. Bunları çıkardılar. Sonra biz tabii diğer arkadaşlarımız için yasal eylemimize başladık dışarıda. Biz dedik ki bunlara arkadaşlarınızı geri alın. Biz tekrar iş başı yapalım. Bakın iş arkadaşı almadığı sürece biz bu psikolojiyle çalışamayız. Defalarca söyledik. Sonra bunun akabinde 146 tane toplamda arkadaşımızı işten çıkardılar. Yani bizlere kısa mesaj da çıkardılar. Bir gece saat 12'de. Yani yıllarınızı veriyorsunuz, emek veriyorsunuz. Sendikalı olduğunuz için bir de bizi 46. koddan çıkardılar. Nedir? Yüz kızartıcı ve de hırsızlıktan. Polonez'de üretim ustasıyım. Beni sendikaya üye olduğum için işten atıldım. Tazminatsız, hiçbir haklarımı almadan öğlenece yolları ayırıyoruz dedi ve bizi dışarı attılar. Biz onca emek verdik onlara ama yaptıkları bizi bir günde yolları ayırıyoruz diye bizi işten atmaları. Çok gücümüze gitti. Yani hakkımızı alana kadar biz fabrikanın önünde gerekirse gece gündüz yatacağız, hakkımızı alacağız. Trakya Et ve Süt Ürünlerine yaklaşık olarak 8 yılını tamamladım. Emeğin, onurun ve şerefin mücadelesini veriyoruz. Bu aslında bizim mücadelemiz değil. Türkiye'de çalışan 17 milyon çalışan işçi sınıfının mücadelesidir. Bize ters kelepçe vurarak Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürdüler. Bu işler acısı bir durum. Çünkü sonuçta biz emeğimi ve emekçinin peşindeyiz. Biz hiçbir zaman hiçbir fabrikanın bacasının tütmesini, sönmesini istemiyoruz. Biz her zaman şöyle dedik. Kürdün inadı, Türk'ün sabrı, Laz'ın coşkusuyla kazanacağız dedik. El ele birbirle çünkü sınıfın, emekçinin sağ solu olmaz. Emekçinin partisi olmaz. Emekçinin dayanağı sadece kendisidir. Biz de bu yüzden dolayı bütün arkadaşlar, 146 arkadaş birbirimizle onurla, şerefle, gururla mücadele ettik. Bugüne kadar geldik. Bu insanlar suç işlemedi. Bu insanlar anayasanın tanıdığı hakkı 51. maddesini kullandılar diye işten atamazsın. Ve bakanlık haklılığımızı tasdiklemesine rağmen hala ağır bir yaptırımlar sergilemedi. İşte en son yaşanan, dünkü yaşanan olay işte. Yani 60 günlük mücadelemizin geldiğimiz gününde işte emniyet güçlerinin yapmış olduğu şeyi en sefle buradan bir kez daha kınıyor. Emniyet bizim için dün itibariyle güvenilirliğini yitirmiştir. Dün işte arkadaşlar eşyalarını almak için oraya gittiler. Ben de yanlarında gittim. Yani orayı tamamen bariyer duvarlarla çevirmişler. Yani kendimi bir anda İsrail'de falan hissettim ya. Ya geçtiğimiz hafta işte narinimize kıyanlar bile inanın böyle zulümle karşılaşmamıştı. Bu zulümden bir an önce vazgeç. Fabrikanın önünden bizi püskürttünüz. Bugün kaymakamlığın önündeyiz. Bizi buradan püskürtürseniz vallahi kusura bakmayın. Yarın valiliğin önünde koğuşlanırız. Bu ekmeğimizi kazanana kadar gitmemiz gereken yer neresiyse gideceğiz. Bunda kararlıyız.